Çizdiğim şu kalbe bir bakın arkadaşlar. Kalbin burasından aort adlı ana damar çıkıyor. Aorttan 3 tane devasa damar dallanıyor. İlki sefalik arter. Tekrar ediyorum bunu bakın. Brachio sefalik arter. Ki bu da sağ ortak karotis ve sağ subklavyan arterlere ayrılıyor. Aorttan çıkan ikinci damar sol ortak karotis ve son olarak bu üçüncü damarın adı da bu çıkan üçüncü damarın adı da sol subklavian. Bunlar devasa damarlar arkadaşlar. Vücudun üst kısmı bu damarlar sayesinde kan alabiliyor. Aort böyle aşağı doğru devam ediyor. Ama vücudumuzun üst kısmına kan bu damarlar üzerinden gidiyor. Brakiyo-sefalik arter Büyük oranda sağ üst kısma kan sağlarken, sol ortak karotis ve sol subklavian sol üst kısma kan gönderiyor. Yani bunlar sol tarafa da ayır ee, damarlar. Yönler tersmiş gibi gelebilir size çünkü burası ekranın solu, burası da sağ. Ama unutmayın, burada biz bir hastaya bakıyoruz şu anda. Hastanın solu burası, sağı da burası. Tamam mı? Öyle düşündüğünüzde aslında yönler ters değil. Bu ayrıntılara girmemin asıl sebebi Takayasu arteriti adı verilen bir damar iltihabından. Yani bir vaskülitten söz etmek istemem. Bu vaskülit kalpten çıkan bu ana damarı etkiliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu büyük bir damar vasküliti. Sonuçta bu ana damardan daha büyük kaç tane damar var, değil mi? Şimdi biraz daha yukarı bakalım. Burada brachiocephalic arterin sağ subklavyana ve sağ ortak karotise ayrıldığını burada görebiliyoruz arkadaşlar. Peki Takayasu arteriti neye neden oluyor? Bunu sorabilirsiniz. Tekrarlayan enflamasyon yüzünden damarlarda fibroza bağlı daralma ve skarlaşma yani yara oluşumu gerçekleştiği için bu ana damarlarda bu yüzden ciddi bir yara oluşumu söz konusu olur. Gördüğünüz bu daralmaya stenoz da deniyor. Buradan geçen kan bir dirençle karşılaşıyor ve çalkalanıyor. Sonuçta türbülanslı yani çalkantılı bir kan akışı ortaya çıkıyor. Bunu bir bahçe hortumuna ayağınızla basmak gibi de düşünebilirsiniz. O zaman böyle suyun kuvveti azalır öyle değil mi? Burada da kanın kuvveti azalıyor ve bu da düşük kan basıncına neden oluyor. Ayrıca kanın akış hızı da düşüyor. Yani kan dolaşımı yavaşlıyor. Sonuçta tıkanıklığın ötesine daha az kan geçebiliyor ve bu kan gerektiği kadar güçlü bir şekilde ileri itilemiyor. Hastanın belirtilerini gözden geçirirken doktorlar için bu bilgi çok faydalı. Şimdi biz de hastayı inceleyelim ve kollardan başlayalım. Çünkü başlamak için en doğru yer kollar. Doktor olsaydınız hastanın nabzını kontrol ettiğinizde nabzının olmadığını fark edebilirdiniz. Bunun nedeni hastanın kalbinin atmaması değil. Kola yeterince kan gitmemesidir unutmayın nabzı oluşturan şey kan basıncıdır aslında. Kan basıncı azaldığı için nabız da zayıflar. Zaten takayasu arteritinin bir diğer adı da nabızsızlık hastalığıdır. Yalnız dikkat edin, bu damarların hepsi aynı şekilde daralacak diye bir şey yok. Mesela sol subklavyan diğer damarlardan daha çok daralmış olabilir. Böyle bir durumda vücudun sol tarafındaki kan basıncında büyük bir azalma görürsünüz. Hastanın sağ tarafında da kan basıncı düşmüştür ama sol taraftaki kadar değil. Hastanın nabzını burada hissedebilirsiniz ama sol tarafta hissedemezsiniz. Tahmin edebileceğiniz gibi bir tansiyon aleti kullanarak hastanın kan basıncını vücudun bir tarafından ölçtüğünüzde diğer tarafına nispetle farklı bir değer görebilirsiniz. Mesela burada. Dikkat edin. Burada da kan dolaşımı yavaşlamış durumda ama sol taraftaki kadar değil. Mesela burada düşük bir kan basıncı değeri çıktı diyelim. Buradaysa çok daha düşük bir kan basıncı değeri olacak. Şimdi gelelim ortak karotis arterlere. Yani sağ ve sol ortak karotis arterlere. Bu arterlerde bir daralma söz konusuysa eğer beyne giden kan dolaşımında azalma gözlemlenir. Öyle değil mi? Bu da görmeyle ve sinir sistemi ile ilgili bazı sorunlara yol açar. Kafaya yeterli kan gitmediği zaman bilişsel yetilerde azalma görülür. Hatta sersemlemiş hissedilir. Çünkü beyin yeterince çalışamamaktadır. Yeterli oksijene sahip değildir. Dolayısıyla hasta uyuşuk hisseder. Ayrıca gözlere yeterli kan gitmediğinde hasta bulanık veya çift görebilir veya genel görme sorunları yaşayabilir karotis arterler tıkanmışsa eğer, steteskopu buraya koyduğunuzda bruit adı verilen bir ses duyarsınız. Bu, kanın bu bölgeye hücum ederken çıkarttığı uğultuya benzer bir sestir. Elinizi koyduğunuzda da tril adı verilen şeyi hissedersiniz. Tril, parmaklarınızın altından hücum edercesine geçen kanın yarattığı titreşimdir. İşte Takayasu arteritinde görülebilen bazı bulgular bunlar. Son olarak Takayasu arteriti teşhisi koymadan önce hastanın ESR veya sedimentasyon düzeyinde bir artış fark edebilirsiniz. Bu artış akut iltihap durumunda ortaya çıkar. Böylece hastada iltihaba dair bir sorun olduğunu tespit etmiş olursunuz. Zaten vaskülit de kan damarlarının iltihabıydı, değil mi? Klinik semptomları gördükten sonra sıra teşhis koymaya gelir. Teşhisi biyopsi yaparak koyabilirsiniz. Biyopsiyi damarın içinden almak damarın dışından büyük bir duvar parçası almaya nispetle çok daha güvenlidir. Günümüzde de parçanın damarın içinden alınması daha yaygın bir uygulama. Biyopsiye mikroskop altında baktığınızda granülom adı verilen şeyleri görürsünüz. Granülomlar, ak yuvarların yabancı olarak gördükleri bir cismin etrafına ördükleri duvarlardır. Bu damarlarda bağışıklık sisteminin tepki verdiği bir şey olduğu anlamına gelir ve o şeyin ne olduğu henüz tam olarak anlaşılmış değil. Ama e, granülomlar e, o şeyi uzaklaştırıp vücudu korumak amacıyla oluşur. Son olarak Takayasu arteriti steroidlerle tedavi edilir. Steroidler bağışıklık sistemi hücrelerinin, mesela ak yuvarların damar duvarlarına nüfuz edebilmesini e, engeller. Yani bu e, damar duvarlarının nüfuz etmesinin önüne geçer. Damarlara nüfuz edemeyen ak yuvarlar, kanla birlikte akıp gider ve hiçbir soruna yol açmaz. Steroidler aynı zamanda damarlara hasar veren bağışıklık proteinlerinin, bağışıklık peptitlerinin salınımını da engeller. Böylece bu süreçte durdurulmuş ve bağışıklık sisteminin yol açtığı hasar azaltılmış olur.